Herkese yeniden merhabalar. FM24 Palermo kariyerimizin 3. sezonunun yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Ekim ayına giriş yapmış 3 galibiyet 1 yenilgiyle Ekim ayının sonuna gelmiştik. Bugün sizlerle Juventus, Hellas Verona, Fiorentina ve Avre maçlarını oynamaya çalışacağız. Kadromuz hazır. Sadece kalecimizin ufak bir problemi var. Onu şöyle geriye doğru alalım. Aslında evet, şöyle yaparsak daha makul olur. Tabii biraz yorgunluk var. Normal Avrupa dönüşünden sonra bir maça çıkıyoruz. Oyuncularımız bir tık kondisyon anlamında iyi değiller, sıkıntıdalar. Ama yüksek tempoda maçı erken kopartabilirsek belki de düşük tempoda dikine oynamayı düşünebileceğiz. Bakalım karşılaşmada neler olacak, hep beraber izleyip göreceğiz. Top kaybı geldi rakipten. Çok enteresan bir şekilde topu servis ettik geri ve ilk golü ağlarımızda gördük. Anlamadım neden böyle bir şey yaptıklarını ama bizim başımıza geliyor abi. Bizim başımıza hepsi geliyor. Biz hatta çok böyle üstelemeden dikine uzun paslı oynayalım. Hem oyuncularımızın kondisyonlarını bir tık korumuş oluruz hem de maçı daha iyi bir noktada götürebileceğimize inanıyorum. Öyle söyleyebilirim. Yine geliyorlar bu arada. Vlahovic dışarıya vurdu. Abi her kariyerde Juventus'ta ne zaman bir karşılaşma oynasam muhakkak Vlahovic'in gazabına uğruyorum. Stanisic ile gelecekler. Lund arka direğe karşıladı. Vlahovic vurdu. Hem takımının hem kendinin ikinci golünü attı. 2-0 öne geçti rakibimiz. Deplasmanda zorlu bir karşılaşmadayız. Bizim için zor tabii ki. Bir de 4-2-4 oynuyorlar. Hiç acımaları da yok. Smith-Rowe. Hop geri geldi. Bu arada ben güncelleme sonrasında çekiyorum bu bölümü. Güncellemeden sonra taktiksel olarak oyun bir takım değişikliklere uğramış olabilir maç motorunda. O yüzden verdiğimiz direktifler artık eski işlevselliğinde çalışmıyor olabilir. Üçüncü golü de attılar. Hem de çok güzel bir gol. Fagioli resmen ipe dizerek geldi. 3-0 oldu. Yapacak bir şey yok. Toparlanmamız gerekecek. McGree, Saric, Mateju'dan Robertson, oradan Gaetano. Direkt kaldırdık. Perin'in bir müdahalesi var mı? Hayır, yok. 35 dakika geride kaldı. 3-0 mağlup durumdayız. Hiç varlık gösteremiyoruz. Bu da bizim ayıbımız olsun. Juventus şu anda ligde lider. Bu sezon büyük bir ihtimalle şampiyonluk için çok fazla efor sarf edecekler. Çünkü geçtiğimiz 2 sezonda şampiyonluğa uzanamamışlardı. Takdir edersiniz ki yapay zeka da olsa büyük kulübün getirilerini kullanmak isteyecekler. Kalecimiz çok kötü oynuyor bu arada. Maalesef çok kötü oynuyor. Şimdi bir takım değişiklikler bir yapacağım. Biraz daha yüksek tempoda oynamaya çalışacağız. Bir yandan da tabii ki oyuncu değişikliğine gitmemiz lazım. Saric çok kötü bir pas kaybı. Chiesa hazırlıksız yakalandık. 4-0 oldu. Tarihi bir farka gidebilir Juventus. Bizim için çok tehlikeli bir noktaya doğru ilerliyor karşılaşma. Çok kötü oynuyor takım. Takım olarak inanılmaz kötü oynuyoruz. Şimdi olabildiğince müdahale etmeye çalışacağım ama dediğim gibi yani elimizde kısıtlı imkanlar var. Ne kadar edebilirim ben de emin değilim. Kaleci mesela çok büyük bir problem. Hani Desplancis'i şu dakikada almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama deneyelim. Şansımızı mutlaka deneyelim. Zanoli de gelsin. Şu şekilde 5 değişiklik birden yaptık. Atağı şimdi biz geliştireceğiz. Lund. Saric'in uzaktan şutu. Perin'in müdahalesi var. Korner kullanacağız. Bakalım gole çevirebilecek miyiz? Geri döndü top. Aurelio arka direkt düşüncesi. Chiesa karşıladı. Maldini. Zanoli. Kötü bir pas düşüncesi. Yine korner kazandık ama çok etkisiz oynuyoruz. Gerçekten çok etkisiz oynuyoruz. Böyle devam edebilecek miyiz? Hiç ama hiç emin değilim. Uzun bir top. Karşıladı rakip. CSI ile gelecekler. Bugün oyun kurgusunda çok ön plandaydı. Keane'in vuruşu. McKennie'den. Döndü top. 83. dakikada hala kötü durumdayız. Hala iyi durumda değiliz. Evet, maç sonuna geldik. 3-0 mağlup olduk. Gerçekten çok kötü bir karşılaşmayı geride bırakıyoruz. Bu bölüm biraz daha ağır yenilgiler alabiliriz. Bir oyunun vereceği reaksiyona bakmak lazım. Hani oyuncularımız şu anda mevcut kadroyla, mevcut taktiksel anlayışla neler yapacaklar, neler yapamayacaklar bunları görmek istiyoruz. Dolayısıyla tecrübe kazanmadan taktiksel dokunuşlar yapmamız
yapmanız biraz zor. Çünkü her güncelleme sonrasında oyunun reaksiyonu bir farklılaşıyor. Farklı bir noktaya doğru evriliyor. Bizim de bunları tecrübe edip görmemiz lazım. Akabinde de tecrübelerimiz doğrultusunda taktiksel dokunuşlarımızı yapacağız. Ve takımımızın daha iyi oynamasını elbette ki bekleyeceğiz. Tabii bu taktiksel değişiklikler, işte direktif değişiklikleri, farklı oyuncular vesaire, güncelleme, yani bütün bir dinamiklerin yerine oturması oyun zamanı için söylüyorum. 2 ayımızı bulabilir. Bu önümüzdeki 2 aylık süreç oldukça sancılı, oldukça problemli geçebilir. Her şey yaşanacak şu 3 karşılaşmaya ve akabinde diğer bölümde oynayacağımız 4 karşılaşmaya bağlı. Şimdilik bir takımı kontrol edelim. Stankovic'in hala kondisyon testlerinden geçemediğini görüyoruz. Aynı kadroyla çıkacağız. Oyuncularımızın başarılı olmalarını bekleyeceğiz. Las Verona'yı evimizde ağırlıyoruz. Kendi evimizdeki avantajımızı kullanıp 3 puana ulaşmak nihai hedefimiz olacak. Hadi bakalım çocuklar. Daha sakin, daha sessiz, maçın keyfini de çıkartarak, izleyerek güzel bir karşılaşma olsun umarım. Evet, ilk hata harika bir şekilde harcadık. Bakalım daha neler göreceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. 35 dakika geride kaldı. Oyuna ağırlığımızı koyuyoruz lakin tabii atak geliştirmek, atak varyasyonları oluşturmak bizim için biraz sorun teşkil ediyor gibi gözüküyor şu anda. Hiç oynamadıklarını dile getirelim. Hiç iyi oynamadıklarını daha doğrusu. Bakalım neler yapacaklar. Merakla bekliyoruz. Evet, bir duran top şansı. Esposito vurdu. Çok kötü bir vuruş. Bunda sakin olmasını iletelim. Rakip takım kendi birinci bölgesinden paslaşarak hareketlenmeye çalışıyor. Rüek. Aman çocuklar. Top kaybı geldi. Robertson, o da topu kaybetti. Atak tazeleyecekler. Sağ kanadımız bomboş. Daha doğrusu sol kanadımız. Kale önünde bir karambol. Carafolini'nin bir müdahalesi var mı yok mu diye bakılacak. Penaltı kararı geldi. Çok ilginç. Bir takım penaltı kazandı. Onu kullanacaklar. Engonge ters köşelere gönderdi top ve kaleciyi. Biz yine bildiğimiz direktiflerle devam etmeye çalışalım. Bakalım maçın seyrine bir etkisi olacak mı? Oldukça pasifize olmuş direktiflerimiz güncelleme sonrasında. Çok istediğimiz şekilde devam edemiyoruz. Bıraktığımız futbolu da oynatamıyoruz şu anda. Yani normal mi bilmiyorum. Yani 1-2 maç daha tecrübe etmemiz lazım. Son 2-3 dakika içerisinde yine bir değişiklik yapmaya çalışalım ama yani çok da ümitli değilim açıkçası. Böyle 4 oldu. Burada da Segre hamlesi yapabiliriz. Haydi çocuklar diyelim. Hücum ağırlıklıya da geçtim. Belki de son pozisyonu artık diyecektim ama oyun ilerledi. 90+4. Evet, mağlubiyetle tanışıyoruz ne yazık ki. Yani istatistiklere bakıldığı zaman Palermo'nun kazanması gereken bir karşılaşmaydı ama tek pozisyon izledik. O tek pozisyon penaltı pozisyonuydu. Golü buldular. Evlerine galip bir şekilde gittiler. Böyle bir günlük dinlenme de verelim. Önümüzdeki karşılaşma keza yine önemli olacak. Güncellemenin bu safhalarda gelmesi, evet, bizi çok geriye attı gerçekten ya. Yani 6 puanlık farkı kapatabilir miyiz Juventus karşısında diye konuşuyorduk. Şimdi 11 puanlık fark önümüzde duruyor. Bakalım bu karşılaşmada da bir şeyler deneyeceğiz. Olmazsa ayvayı yedik yani, açık açık söyleyeyim beyler sizlere. Gerçekten zor bir karşılaşmayla karşı karşıyayız yine. Fiorentina deplasmanı, adamlar 5. sırada, yani nasıl yeneceğiz abi? İstatistiklerde bir sıkıntı yok gibi, fena değil gibi ama çok pasif bir görüntümüz var saha içerisinde. Onu ayarlamamız gerekiyor birazcık. Evet, Fiorentina karşılaşmasına hazırız. Birkaç dokunuş yaptık sistemde, güncelleme yaptık. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Eğer güncelleme başarılı olursa zaten üyelere özel olarak taktiği göndereceğim, bilginiz olsun. İnşallah kazanırız beyler diyerek oyuncularımızı sahaya doğru sürelim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız Fiorentina deplasmanında. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Umarım başarılı olabilirler. Bu arada benim ağzımda hiç hareket etmiyormuş. Onu bir düzeltelim. Anlıyorum, şimdi düzelmiş olması lazım. Evet, ilk atak Fiorentina'dan. Males, Amrabat'ın şutu, bize çarpan top, korner kazandılar. Esposito karşıladı korneri. Asiç uzaklaştıran isim. Oyun yine ilerledi. Biragi. Kısa kullandılar. Batshuayi Fiorentina'ya gelmiş. Biragi uzaktan bir deneme, olmadı. Haydi çocuklar. Haydi beyler. İyi oynamanıza ihtiyacımız var. Çalabilirsiniz beyler diyelim. Standart bek kullanıyoruz. Biraz daha ne derler ona? Az risk alan. Çok fazla ileriye gitmeyen bekler kullanmaya çalışıyoruz. Farkındaysanız kanat forvetle araları bayağı bir açık. Bu arada müthiş bir hata geldi. Esposito çok kötü değerlendirdi bu hatayı. Sertliği hemen azaltalım. Dodo, uzun bir top. İliç karşıladı. Gomez, İliç, Segre'den
Macaroni'ye, tekrar Segre, Gomez, Macaroni. İyi üçgen kurduk, çok kötü bir pas hatası. Macaroni'den Batshuayi vurdu. İlk gol geldi karşılaşmada ama. Bir offside şüphesi var. Ama hayır, golü geçerli saydı hakem. Maalesef ki 1-0 mağlup duruma düştük. Hernandez, Dodo'yu oynadılar. Males, Mateu, yeterli müdahaleyi yapamadık. Amrabat, Bonaventura, bir gol daha geldi. Peki, kanatlarda gerçekten çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Kanat bek hücuma mı geçsek, yoksa bildiğimiz şekilde mi oynatsak? Ona bir bakalım. Hemen şöyle ayarladık. Haydi bakalım. Yine bir dokunuşumuzu gerçekleştirdik. Geri dönüşlerini hep beraber göreceğiz. İliç, Segre, aslında birinci bölgede iyi paslaşıyoruz ama Esposito, Mina müthiş bir müdahale de bulundu. 52. dakikada taç kullanacağız. Ne diyorduk? Aslında birinci bölgede iyi oynuyoruz dedik. İyi çıkıyoruz. Ama ikinci ve üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız çok yetersiz, çok yanlış. Pas hatalarımız çok fazla her şeyden önce. Bunlar bize olumsuz bir geri dönüş sağlıyorlar ne yazık ki. Huerta'dan Mina'ya, Males, Lund'dan Gaetano'ya, Macaroni, Lund, Segre, Vasic, tekrar Lund, Gaetano ile oynadık, geriye döndük, Vasic uzaktan bir deneme, çok kötü, çok kötü. Üçüncü bölgede çok tıkanıyoruz, istediğimiz gibi oynayamıyoruz, bu bizim için çok kötü bir durum. Gaetano'yu oradan alalım, yeteri kadar acı çekti bence, Saric'i de içeriye alacağım ve Zanoli'yi de içeriye alacağım. Umarım giren oyuncularımız maçın kaderini etki edebilirler. Bir tık hücum ağırlıklıya da geçeceğiz, hem böyle deneyeceğiz hem de dikine deneyeceğiz, tekrar başarabilirsiniz dedik. 83 oldu, tık yok. Peki Soleri'yi de içeriye alalım, burada Alex Robertson'ı içeriye alalım. Son iki hakkımızı da kullandık. Evet, 90 artılara girdik artık. Şimdi biraz daha bildiğimiz şekilde dönüşüm sağlayacağız ama son dakikalarda, evet, çok zor ihtimal gerçekten. Yani hiç iyi oynamadık. Hakikaten çok kötü oynadık. Yine tek pozisyon izledik. Fiorentina golü buldu. Batshuayi'nin golüyle öne geçtiler ve bizi mağlup ettiler. Ha, gerçi akabinde Bonaventura da ikinci golü attı. Ya skordan ziyade artık şeye odaklanıyorum biraz daha. Oyuna odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü yapamadığımız çok şey var ve bunlar bizlere hakikaten kötü dönüş sağlıyorlar. Umarım Avrupa Konferans Ligi'nde güzel bir performans göstererek bölümü en azından bir galibiyetle kapatabiliriz. Henüz daha alışabilmiş değilim. Güncelleme notlarını da hiç okumadım. Yani oyunda neler değişti, neleri güncellediler, ne yaptılar hiç bilmiyorum. Ama biliyorsunuz ki özellikle gurme olanlarınız her güncellemede taktiksel olarak direktifler farklı farklı noktalarda işlevselliklerini yitirebiliyorlar. Şimdi şu anda yaşadığımız problem bu. Benim de aslında en sevmediğim bol menajer özelliklerinden birisi bu. Yani yıllardır her güncelleme geldiğinde sistemlerde biraz sıkıntılar meydana gelebiliyor. Gomez'in ücretini de arttıralım. Bakalım Havre deplasmanında da kötü bir performans sergilersek başımız gerçekten belada olacak. Şöyle bu Taro'yu içeriye alalım. Bu arka arkadaşımız çıkacak. Hala kalecimiz iyileşebilmiş değil. McGree de sakatlık sorunu yaşıyor şu anda. Bayağı bir sakat mı kalacak bu adam ya? 3 hafta hemen hemen. Milan'a 2-1 yenildiğimiz karşılaşmada problem yaşamış. Şu şekilde bir çıkalım bakalım. Bu karşılaşmada neler yapacaklar? Çok merak ediyoruz. Hemen şu kötü gidişata dur deme zamanı geldi diyerek oyuncularımızı sahaya gönderelim. Beklentimiz tabii ki de daha iyi bir futbol ortaya koymaları. Biraz dengeli başlayacağız. Gidişata göre oyun anlayışımız değiştirebiliriz. İliç, Vasic'den top kaybı, Segre, Gomez, Gaetano, Vasic, direkten döndü top. Top yine bizde derken pozisyona geçiyoruz. Yani standart bekler, evet, çok pasifize kalıyorlar bu noktada bu arada. Burada içeriye zorlayarak orta yapacaklar. Şurayı şöyle değerlendirip aslında, öyle değil mi? Tabii biraz daha hamle yapmamız lazım. Şuraları, pardon, şöyle değiştirirsem hem bildiğimiz sisteme de dönüş yapmış oluruz. Tekrar başarabilirsiniz diyelim. Müthiş bir top kaybı. İliç girdi araya. Parrot, Vasic, Esposito kaleciyle karşı karşıya. Falcone'nin müdahalesi var. Bitirişe kadar çok güzel oynadı ama final şutu kötüydü. Lund, İliç'e vurdurmadılar. Vasic, Lund, çok kötü bir pas. Averton,
Barrett geldi aldı. Barrett da sol kanat iyi mücadele ediyor bu arada. Hem defansif anlamda hem hücum anlamında büyük katkılar sağladı bu maç. Barrett, Vasic, tekrar Lund. Uzaktan bir şut. Christopher Lund. Sezonun ilk golü. Avre deplasmanında bizi öne geçiren ilk gol. Müthiş bir gol izledik. Süpersiniz beyler diyelim. Ufak ufak toparlayacağız. Ufak ufak ideal dizilişimizi, ideal direktiflerimizi bulacağız. Gaetano ile geliyoruz. Lund, Vasic, Gomez. Olmadı. Uzaktan bir şut olmadı. Benim gözlemlediğim kalecinin önünü bayağı bir kapatıyorlar. Bildiğin set oluşturuyor savunma oyuncuları. Gaetano bomboş pozisyon, offside. Offside ne yazık ki. Evet, Trabzonspor 1-1 götürüyor karşılaşmasını. Ankaragücü 1-0 geride. Onların durumlarını da görelim. Ankaragücü gol attı galiba. Fenerbahçe de gol buldu. Ama karşılaşma nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Hiç iyi oynamadıklarını dile getirip tekrar ikinci yarıya göndereceğiz. Biraz pozitif futbola da geçiş yapalım. Hatta şurada defansif orta saha destek kullanalım. Segre'yi, savaşçı orta sahalarını defansif orta sahamız karşılasın. Gaetano. Esposito abi, yani o kadar kötü kaçırıyor ki Esposito son zamanlarda. Troy Parrott'ı alıp McGree'yi içeriye alacağız. Alex Robertson. Burada Aurelio yaparız. Gomez yerine Saric. Son bir hamle hakkımız var. Zanoli Lund yerine alabiliriz bence. O da biraz dinlensin. Taç kullanacak rakip. Toure uzaktan. Abdülaye Ture 1-1 yakaladı rakibimiz. Çok kötü. Uzaktan şut yemek çok kötü. Ve kaleci sıkıntısı. Kalecinin sürekli sakatlanması büyük problem ya. Bizim kariyerde gerçekten büyük problem teşkil ediyor. Başarabilirsiniz beyler diyelim. Alex pas hatası kötü oldu. McGree girdi araya. Sol kanattan geldik. Segre düşüncesi kısa düştü pasımız. Joju kendi başına geldi, top kaybı yaptı. Saric. McGree. Sağ kanatta Gaetano. Parrott. Robertson. Uzaktan bir deneme olmadı. Abi uzaktan çok fazla vuruyoruz bu arada. Aşırı vuruyoruz. Acaba oyuncularımıza desek mi diyeceğim ama şu maç bitsin. Temelli bir değişiklik yapıp bütün oyunculara daha şut çek demeliyiz bence. Çünkü çok fazla uzaktan deniyorlar. Onun yerine biraz daha vizyon yeteneklerini kullanıp pas yapmaları, ceza sahasına yaklaşmaları gerekiyor. Benim kanaatimce, hatta şöyle de diyebiliriz. Şunu da kaldıralım bence. 84. dakikadayız. Yine bir pozisyon izleyeceğiz. Bulde. Ndiaye'den pas hatası geldi. Gaetano. 4'e 2 geldik neredeyse. Parrott vurdu. Offside olmaması lazım. Yani hakem bayrağını kaldırmadı. 2-1'lik üstünlüğü ele geçiriyoruz. Bravo çocuklar. Karabağ'da gol attı. Kardeşlerimiz de öne geçtiler. Onlar ne durumda bu arada? Göremedim ama umarım ileriki aşamalarda onlarla karşılaşabiliriz. Alex. McGree. Almeida inanılmaz bir savunma. Grandsir. Kalecilerine döndüler. Falcone'den uzun bir top. Insigne'den önce Saric girdi araya. Eski oyuncularımız da var Havre'de. Segre kaleciyle karşı karşıya 3-1 oldu. 90 artı 5. Müthiş öne geçiyoruz. Bravo çocuklar. Bravo beyler. 90 artı 5'in içerisindeyiz. Gaetano arka direğe bir şut. Dönen top Maccheroni'nin ayağında gole dönüştü. Hakem inceleme yapacak. 4-1'lik üstünlüğü yakaladık. Son rötuşlarımız biraz iyi geldi çocuklara. Yani son dokunuşlarımız iyi sirayet etti. Giren oyuncular iyi performans verdiler. Farkı hemen açtık. Yüklenmeye devam ediyoruz. Saric vurdu. 5-1. Adeta bu ayın kötü gidişatına dur diyecek bir karşılaşma. Bol gollü bir karşılaşma izledik. Çok sevindirdi oyuncularımız bizleri. Tebrik ediyoruz çocuklarımızı. İyi bir galibiyet, iyi bir futbol, iyi bir oyunla 3 puan aldık. Fenerbahçe ile birlikte ve diğer rakiplerimizle birlikte Konferans Ligi'ndeki liderlik mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz. Bu galibiyet bizi kendimize getirecek. Benim inancım bu yönde. Sizlerle beraber bugün gerçekten çok kötü bir performans sergilediğimiz bölümü geride bırakacağız. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir bölüm geride kalmıştır. Çıkmadan önce taktiksel olarak şunu belirtmek isterim. Güncelleme sonrasında hani tekrar tekrar söylemiş olacağım ama direktiflerimiz çok pasivize kalmış durumda. Ben bir tık dokunuşlar yaptım. Yani işte V6'yı tekrar yükleyip V5'i daha doğrusu güncellemeye göre yeniden rötuşlemeye çalıştım. Benim taktik oluşturma sistemi bu şekilde. Bakın şöyle tekrar göstereyim sizlere. Onun üzerine gitmeye devam.
devam edeceğiz. Yani yeni sistemin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Yeni üretişler yaptığımız, yeni direktifler eklediğimiz sistemin üzerine gitmeye devam edeceğiz ve iyi sonuçlar alarak ligdeki konumumuzu tekrar güçlendirmeye çalışacağız. Bunlar tabii ki de önümüzdeki bölümlerde meydana gelecek olan şeyler. Bu bölüm yine cumartesi günü yayınlanacak. Bir hafta ara vermiş oldum istemeden. İş yoğunluğum da çok fazla bu sıralar biliyorsunuz. Ama bir sonraki bölümü umarım çarşamba gününe yetiştirebilirim diye düşünüyorum ki bir sonraki bölümde gerçekten yine çok önemli rakiplerle önemli karşılaşmalarımız olacak. Neyse, lafı da fazla uzatmayalım. İzlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.